Evet, şeytanın sultası yok dedik demin ayet-i kerimelerde. Konuyla ilgili bazı ayet-i kerimeleri isterseniz şöyle bir gözden geçirelim. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an-ı Kerim okumaya başlandığı zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Cenab-ı Allah'a sığının, istiaz edin. Yani اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyerek başlayın Kur'an-ı Kerim okumaya. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. O şeytanın Rablerine iman edenlere ve tevekkül edenlere karşı hiçbir sultası yok. Gücü, kuvveti, yetkisi yok. Elhamdülillah. Yani bu çok sevindirici bir şey. Sadece bir vesvese verir. İnnema sultanuhu, onun sultanı, sultası, yetkisi, gücü, kuvveti alellezine yetevellevnehu dost edindiği insanlaradır. Vellezinehum bihi müşrikun, onu ortak koşanlaradır Allah. Yani bunlar da zaten onun adamıdır. Gönüllü seferberleri. Anlatırlar ki elinde yular gidiyormuş. Birisi rastlamış ona, nedir bu demiş. Yular, ne yapıyorsun bunları? İsteyene veriyorum. Bana da bir tane düş peşime demiş. Şeytan gitmiş, adam gitmiş, şeytan gitmiş, adam gitmiş. Sonunda yormuş, ver artık demiş. Niye vereyim ki, sen yularsız da geliyorsun demiş. İnnel mübezzirine, saçıp savuran, israf edenler, yasaklanmış ya Kur'an-ı Kerim'de, yiyin için israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. İnnel mübezzirin, malını israf edenler, saçıp savuranlar, kanu ihvane şeyatin, şeytanların kardeşleridir. Tanıyalım. Kim şeytanın kardeşi? Saçıp savuran, mallarını israf edenler. Harama harcamak en büyük israftır. Bir malı harama harcamak, bir de ateş atmak arasında fark çoktur. Çünkü harama harcamak çok daha tehlikeli. Demek ki şeytanın kardeşleri müstifler, mallarını saçıp savuranlar, şeriatın dışında harcayanlar. Ve kâne şeytanu li rabbihi kafura. Tabi şeytan Rabbine karşı çok kafir, çok nankör. Ve kul li ibadi, kullarıma de ki yekûlü lleti hiye ahsen, sözü en güzel versinler. Arkadaşlar, kötü söz, küfür söz, fuhuş söz, müstehcen söz de şeytanlıktan. Demek ki bir Müslümanın vasfı sözünün temiz olması, dilinin temiz olmasıdır. İnne şeytane yenzâu beynehum, aralarında onların fitne fesat ve birbirlerine karşı düşürme ile uğraşır. İnne şeytane kâne lil insâni aduvven mubînâ. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmandır. Düşman dost edinir mi? Ama Allah'tan uzaklaşırsa edinir. Şeytanın aldatması nasıl olur? كَمَسَلِ الَّذ۪ي مِنْ قَبْلِهِمْ قَر۪يبًا ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ كَمَسَلِ الشَّيْطَانِ Yukarıda Allah Celle Celaluhu bir kısım insanların kötü işler yaptıklarını ve dolayısıyla yaptıklarının vebalini çok bir acı, bir acıtıcı bir azapla ödediklerini anlatıyor ve arkasından diyor كَمَسَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرْ Şeytan gibi. Der ki insana, اُكْفُرْ kafir ol. Allah'a küfret, Allah'ı inkar et. Felemma kefara, o da dinler, küfredince, inkar edince kâle de ki inni beri'un minke, ben senden beriyim. Ben senden uzam. Git, Allah'a küfredilir mi? Şeytan Allah'ı hiç inkar etmez. Allah'a iman eder. Sen ne biçim adamsın? Allah'a efendim, şom adam, uğursuz adam. Ben senden uzam diyor şeytan. İnni ehafullah rabbel alemin. La ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor ya. Onu nasıl inkar ediyorsun? Şimdi bu kadar gavur işte. Adamı gavur etmek için çalışıyor. Gavur ettikten sonra lan Allah inkar edilir mi diyor ya. Ben Allah'tan korkarım, inkar edemem diyor. Enteresan iş yani. Haşr suresi 15-16. ayet-i kerime. Şeytanın arkadaşlığı çok tehlikeli bir arkadaşlık tabi, anlaşıldığı gibi. Buradan bir iki ilgili ayet daha okuyayım size. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ Rahman'ın zikrinden habersiz yaşayan, Allah'ı zikretmeyenler, نُقَيُّبْ لَهُ شَيْطَانًا Biz onlara bir şeytan musallat ederiz. فَهُوَ لَهُ قَرِينَ O şeytan artık onun arkadaşıdır.
وَاِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Muhakkak ki Allah'ın yolundan onları engellerler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bu zavallı da hidayette olduğunu zanneder bütün bu işleri yaparken. Hatta اِذَا جَاءَنَا Ta ki zaman geçer, ecel dolar, katımıza kadar gelir bunlar. قَالَ Der ki يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُوْدَ الْمَشْرِقَيْنِ Ulan keşke seninle benim aramda İki maşrık, yani doğu ile batı arası kadar bir uzaklık olsaydı. Febisel karin, sen ne kadar kötü bir arkadaşsın. Velen yenfaukumul yevme izzalantum ennekum fil azabı müşterikun. Tabi bütün bu sızlanmalar, dert yalın, lanet okumalar hiçbir fayda vermeyecek. Çünkü azapta müşterektirler. Kendi ettikleri zulüm yüzünden. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bir adam Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse, fakat خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا apaçık bir zarar ziyana düşmüştür. يَعِدُهُمْ Şeytanın yaptığı onlara vaat etmek sadece. وَيُبَنِّيهِمْ Onlara temenni eder. Şöyle olsa, böyle olsa, hakika ortada hiçbir şey yok ya da vaat eder. Hani Maraşlılar derler ya, kuru kuru adam alıp takır takır yolumu, aynen onun gibidir. Hiçbir şey gerçekliği yok. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Şeytanın vaadi gururdan, aldatmaktan, aldanmaktan başka bir şey değil. اُولَٰئِكَ مَا وَهُمْ cehennem Bunun peşine düşenler tabii ki varıp sığınacaklar yeri cehennemdir. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَح۪يصًا Oradan kaçıp kurtulacak bir yer bulamayacaklar. Okuduğumuz ayet-i kerimeler Nisa suresi 119. ayet-i kerimelerdir. Şeytan ne ister, neyi emreder? يَا اَيُّهَا النَّاسِ قُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا Ey insanlar! Arzdan halal ve tayyip şeyleri yiyip içiniz. Haram ile şeytanın çok yakın bir ilişkisi var. Yani şeytanın arkadaşlığını, dostluğunu götüren noktalarda birisi haram lokma. وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ şeytan, şeytanın adımlarının arkasına düşmeyin. Birisinin izinde gidecekseniz, izinde gittiğiniz kim olacak? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta üsve-i hasene, en güzel numune vardır. Örnek, rehber bir şahsiyettir bizim için. İzinden gidilecek insan odur. Onun dışındakinin izinden giderseniz, ters, ona ters, ona aykırı bir yol, o şeytanın yoludur. وَلَا تَتَّبِعُوا tabi olmayın, خُتُوَاتِ şeytan, şeytanın izlerine, adımlarına. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّب۪ينَ O sizin için apaçık bir düşman. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِسُّٰهُ Size ne emreder? Bessu, kötülükle, haramlarla, velfahşa, fuhşiyatla, açıklık, saçıklık, zina, zinaya götüren bütün vesileler. Göz zinası, kulak zinası, dil zinası, işte ayak tutmayı. Bütün bu pisliklerin hepsi şeytandan kaynaklanır. Onu teşvik eder. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Cenab-ı Allah bilmediğiniz şeyleri söylemenizi sever ister şeytan ya. Bakara suresi 168-169. ayeti kerimeler. اَشْشَيْتَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ Şeytan size fakir olacağınızı söyler durur. Vaat eder. Ya bırak, ne infak edip duruyorsun? Yarın sen kötü duruma düşsen sana birisi yardım eder mi? Etmez. Yaşıyorsun. İleride ömrün var. Muhtaç olursun. Ak akça kara gün içindir. Onu da der mi? Aman! İnfak etme. Malını tut der. يَعِدُمُ الْفَقْرِ Fakirlikle vaat eder, korkun. وَيَمُرْكُمْ بِالْفَحْشَى Bununla beraber parayı oluk gibi yiyen fuhşiyatı da emreder. Esas parayı halbuki fuhşiyat yer. وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَّ Allah'ı dinleyin. O da size mağfiret ve fazl, lütuf, kerem vaat ediyor. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Hiç şüphesiz ki şeytan şarapta ve şarap gibi olan, hükümde eşit olan bütün alkollü içeceklerde ve meysir, kumarda aranıza adavet, yani düşmanlık ve buz sokmak ister.
sizi adavete ve buza düşürmek ister. Neyi vesile ederek? Alkollü içkilerle, şarapla ve kumarla. Daha وَيَسُبْدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah yolundan sizi engellemek ister. وَعَنِ السَّلَةِ Özellikle de namazda. Çünkü sarhoş namaz da kılamaz. فَاَلَمْ تُمْ مُنْتَهُرْ Aklınızı başınıza alıp da artık bundan vazgeçmez misiniz? Şimdi burada da içki, kumar gibi bir kısım kötülüklerin ve Allah'ı zikretmeme, Allah'ı unutmanın şeytana alet olmadaki yardımcı pozisyonunu gördük. Şeytandan Allah'a sığınmak bir emirdir. O yüzden istiaze Kur'an-ı Kerim başında dedik. Felak ve Nas surelerini söylemiştik. İnsanlara hasreten bir de sihir öğreterek kafir olmalarını isterler. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Bakara suresi 102. ayet-i kerimede insanlara sihir öğrettiklere haber verilmiş. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde şeytanlarla alakalı böyle ikazlar var. Bazı alimler bunu kitaplara derlemiş, toplamışlar, bir yere getirmişler. Keşke çağımıza uygun, güzel usluplarla, yeni bir dille bu söylenenler yeniden yazılsa. Bu konuda kitaplar da çok değil, doğrusu azdır. Keşke tembellik etmesek de biz burada anlattıklarımızı biraz daha ayetli kerimeyle tefsirlere bakarak bir kitap halinde bir araya getirebilsek. İnşallah derneğimiz büyür, matbaası olur, kitaplar basar, bize de görev verir, bunları da kitaplaştırırız. O günler niye olmasın değil mi arkadaşlar? Şeytan bir insanı ele aldığı zaman ona bırakmadan, her insanın bir şeytanı var ya, bırakmadan, canını okumadan bırakmak istemezmiş. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeytanına o Cenab-ı Allah hidayet veriyor. Efendim, Hazreti Ömer'in şeytanı da korkusundan ona yaklaşamıyorsa bir sokakta Hazreti Ömer'i gördü mü kendi bırak gelip de musallat olmayı öbür sokağa kaçarak canını kurtarırmış. Hazreti Ömer Efendimiz'de öyle bir heybet var. Ne yapmak ister? Önce gavur olmasını ister. O Allah'a ortak koş, isyan et, yapamazsa uğraşır, peki de cayar ondan bir derece aşağısı. O da bir kârdır, bid'atlarla uğraşmasını istermiş. Eğer Kur'an, sünnet, sahih bir ehli sünnet inancıyla bid'ata düşmezse, hiç olmazsa büyük günah işte yahu dermiş. Yani ona günah işletmeye çalışıyor. Sizi seni gavur edemedim, bid'at sahibi edemedim, hiç olmazsa fasık yapayım diye. Ona da gücü yetmezse bari şu küçük günahlar, hadi büyükten vazgeçtik, yakını bıraktık, küçük günah işle diye uğraşırmış. Eğer küçük günahı işlemesinden de umudunu kes derse, madem günah işlemiyorsun, mübahlarla uğraş diyormuş. Hadi mübahlarla uğraş. Niye mübahlarla uğraşacak? Çünkü şurada farz istemek değil, varken vacip istemek varken, mübahlarla istemek hayatı faydasız, sevapsız geçirmek demektir. Ne hain, ille bir zarar verecek. Eğer ona da gücü yetmezse, mühimmi ehemme tercih ettirir. Yani daha önemli, daha faziletli bir iş varken, faziletli işlerle uğraştırırmış. Yani bir şekilde insanın yakasını bırakmıyor. İmam Şibli, Akamul Mercan fi Ahkamul Can, Türkçemize cinlerin esrarı diye tercüme edildi bu kitap. Orada buna dikkat çekiyor ve her halükarda şeytandan Allah'a sığınmamızı istiyor. Ama bazı alimler de hayret, şeytan da kimin iti oluyor? Allah emretmeseydi, şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum bile demezdim ben diyor. Şeytanın ne gücü var, ne kuvveti var, ne yetkisi var? Kimin iti oluyor ki gelecekte bir Müslümana rahatsız edecek, zarar verecek? Hay canınızı seveyim. Ayet-i Kerime yukarıda şeytan bile diyor değil mi? Sen muttaki kullarına benim gücüm yetmez diye. İşte o muttaki kullardan biri şöyle demiş, ben ilk defa okudum da bu biraz fazla cesaret değil mi diye duydum. Sonra Kur'an'a baktığımız zaman aynı hakikat. Allah'ını sevim derler ya. Şeytan da kimin iti oluyor? Allah istiaze et diye emir vermeseydi tenezzül edip şeytandan Allah'sının demezdim manasında bir söz söyleyeyim. Evet, Allah'tan korkan kullara bir hat yiyemez.